Anlatan Adam'la yarışmaya hoş geldiniz arkadaşlar. Alkışlarımızla başlıyoruz. Teşekkür ederiz. Giray Altınok, Doğan Akdoğan aramızda. Hoş geldiniz hoş bulduk arkadaşlar. Abi, çok bulduk. Teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Ne yani demek? Yaz tatili bitti. Maalesef. Maalesef bitti. Evet. Yaz tatilinde sizleri bulamadık. 100 kere çağırdık gelmediniz. Aynen. Ama yazın bitişine artık dedik gidelim de şu iş bir bitsin. Telefonlar abi. Neyi soracaksan sorun. Yarışmayı anlatmadan size bu mevzuyu anlatayım. Arkadaşlar eğer ki sorduğum soruyu langs diyebilirseniz tam ortasından vurursanız. Bu senin şeyin gibi oldu. Evet. Dırgız gibi. Keşke şakaya denk gelsin. Ama yanlış yerde girdi yani. Evet. 50 liralık hediye çekimizi hemen takdim ediyoruz. Gönülden veriyoruz. Hiç içimiz sıkılmadan veriyoruz. Konuklarımız da kazanırsa eğer ki keşke gönül ister ki burada hediye eden de MediaMarkt demiş olsaydı ama anlatan adam. Çünkü biz bunları cebimizden veriyoruz arkadaşlar. Sponsorumuz olacak günleri de hasretle bekliyoruz. İnşallah. İnşallah. Bu programdan sonra biz de inşallah. Çok isteriz. Bizim şansımız olur inşallah. İnşallah. Bizi çok de görürsün inşallah. Nereye götüreceksin diye bakıyorum. Başlayalım mı? Başlıyoruz. Başlayalım. Alkışlarınızla başlıyoruz. Oo çocuklar. Yeni biriyle ilişkiye başlarken en çok neye dikkat edersiniz sorusuna maddi durumuna diyenler var. Aile ilişkilerine diyenler var. Dış görünüşüne, benden ne kadar çok hoşlandığına diye cevap verenler. Bu şıkları ben yazdım. Ama benden ne kadar çok hoşlandığına biraz diğerlerinden daha fazla çıkmış. Yüksek çıkmış. Yani demek ki insanlar karşı cinsin ondan hoşlanması yetiyor. Ya da bu soruyu sadece erkekler yanıtlamış olabilir. Olabilir. Ya biri beni beğensin de kim beğenirse. Tabii tabii yani. Ya da nefes alsın yazsam da belki bir yüzde alacaktı. Ama benden ne kadar çok hoşlandığına diyenler yüzde kaçtır? Mikrofon nerede? Sizde. Hadi siz söyleyin. %60. %60. %60. Vay be. Yarışmanın sonuna kadar yaklaşma rakamınıza bakın. Ne para hırsı varmış hemen yaklaşıyor. Programı bitirdin durduk yani. Vallahi billah. Evet abi. Sizce nedir yani bu durum? Benden ne kadar çok hoşlan, yani senden ne kadar çok hoşlandığım önemli. İnsanlar, senin hoşlandığın mı önemli? Bence ikisi de önemli de yani hani diğer şey olma kardeşim. Dur lan bir şey diyorum. Yani diğer maddeler de güzelmiş aslında. Maddi durumda bakılıyor şimdi yani. Tabii. Ama yani sen bir kızla yok, hoşlansan maddi durumuna demedim. Bakar mı? Yani sen derken yani evet. Dediğim kim? Sen genel bakar o. Ben sıram gelince konuşacağım. Hayır yani. Ya. İnsan maddi durumunu biraz daha altta tutmalı diye düşünüyorum. Kesinlikle. Yani, genel fikir o da hani televizyonda izliyoruz ya önce bir soruyorlar ya neyin var neyin yok. Şimdi genel insanlar cevapladığı için oradan bir yaklaşım uyguluyor. Bayağı böyle başbakan gibi açıklama yapıyor. Evlilik programı. Televizyonda dediği evlilik programlarından bahsediyorsun. Aynen aynen. Ama bu yani aynı kefede değiliz baba. Doğru. Biz herhalde evlilik programıyla aynı kefede. Ama belki cevaplayanlar onlardır. Ne diyorsun abi? Dış görünüş. Direkt. Paradan da önemli değil mi? Paradan da önemli tabii. Dış görünüş çok önemli. Parayı buluruz bir şekilde de dışı nasıl düzelteceksin? Yani o önemli bir şey yani. Bakım bence önemli. Ha bakım. Tabii. Dış görünüş derken bakın kendine bakması. Ya Allah'ın yarattığına bir şey yapamıyorsun. Ne yapacaksın yani? Ya ben fiziksel şaka yapmayacağım. Yani, o yüzden dış görünüş önemli tabii ki. Dış görünüş. Yani bakınca insan bir şey görmek istiyor. Aynen. Çok istiyor. Ben bir şey demiyorum. Bunu da görmüyorsa Allah belli. Adam yakışıklı adam abi yapma öyle ya. Tabii canım. İkna olmaz ya. İkna olmaz ya. Empoze yoluyla. İki sene edemedim programda. Peki abi benden ne kadar çok hoşlandığına bakarım diyenler yüzde kaçtır? Hanımefendiye yaklaştın dedim. 58. Vay çakal. Hemen aklına o geliyor değil mi? 60'a yakın 58. Ne diyeyim 62 mi diyeyim? 54. Oha. Bildim değil mi? Hayır. Ha. Yarışmayı kilitlediniz. 500 lira. 500 lira. Nasıl oldu? Tamam abi ne diyeceğim ben şimdi? İkiniz de eşit oranda yaklaşıyor. Demek ki 56. Doğan kazanıyor. Nasıl olacak bu şu an? Demek ki 56. Evet. Olsun 1-1. Aynen. İlk defa oldu bu. Öyle mi? Evet. Bu da işte bak böyle bir durum ne yapacağım bilmiyorum. Ne yapayım sizce? Yazı tura atalım. Ben demek ki 56 dediğim oha, için. Oha ver bir 1 lira 2 lira. 2 lira mı ya? Açlığa bak açlığa. Versene bana bir 4 lira. Şu an bunu standby'da bırakıyoruz. Tamam. Tamam. Belki zaten lan yarışmayı bile beceremedim. Yarışmanın sonunda oranlar da oynayabilir mesela değil mi? Yok tabii. Öyle bir imkan yok tabii canlı değil. Ben saçmalıyorum şu anda. O 50 lira istiyorsun değil mi? O kadar gözünde var ki. Çok, böyle olsun ya. Böyle olsun. Sizce Türkiye'nin en mutlu erkeği kimdir sorusuna. Şimdi şöyle bir soru sor. Önce bunu açıklayayım. Evet bu gerçekten açıklama istiyorum. Türkiye'nin en mutlu erkeği kimdir yazdım. Bir sürü insan yazdım ama çok fazla insan yazdım.
Bir tanesi hayvan gibi mi böyle hayvan gibi farklı çıktı. 20 tane erkek yazdı. Evet. Ama şimdi %2, %1, %1, %2, %3 diğerleri de aldığı için ona az kalmış. Soruyu sildim abi. Aynı anket sitesine daha az yazdım. Bu gene açık ara. %5, %8 diğerleri bu gene açık ara. Bu sefer sadece 3 erkek yazdı. Acun Ilıcalı, Cem Yılmaz, pardon 4 erkek, Tarkan, Kenan İmirzalıoğlu. En çok alanlardı bunlar, tamam mı? Kenan değil. Bunların arasında Acun Ilıcalı zaten diğer iki testte de hayvan gibiydi. Bunda da hayvan gibi aga. Türkiye Acun Ilıcalı'yı Türkiye'nin en mutlu erkeği sanıyor. Bir de ona sorsan nasıl dert ya nasıl o şey tekne nasıl hızlı gidiyor. Gözleri yaşarır lan adamın. Deniz tutar insanı. Deniz tutar. Ama işte yazlık program yapıyor ya adam hep. Ya capri short gibi bir şeyler giyiyor hep tişörtler renkli öyle geliyor. Para da var, para var lan doğru ne şortu. Akın şorta. Ama şort kaç paradır biliyor musun? Kesin 300 lira falan. Vardır. Daha da yani 300 lira mı? Ben o kadar şort. 2000 lira mı oğlum? 50'ye şaşmamalı. Abi ne yapayım şimdi? Yani parmak arası terlik kaç para olabilir abi? Yani? Çok para olabilir abi. 7-8 bin liraya da. Acun'un parmağına yani giren bir terlik pahalı. Ayağım o kadar etmez. 7-8 bin lira etsin abi. 7-8 bin lira nedir Acun'a ya? Uyku uyuyamazsın o ayağındayken. Çaldılar ben onunla uyurum. En büyük mutsuzluğu ne biliyor musun? Sürekli etrafında bir sürü insan var. Herif sürat teknesine biniyor. 20 kişi biniyor oğlum yani. Abi herkes o kendi getirtiyor oraya ya. Evet ama Acun abi yani seviyor. Kim kimin teknesine zorla binebilir canım öyle şey mi olur? Abi geleyim mi abi? Geleyim mi abi tabii diyorlar. Tabii. Gel lan diyor. Ne olacak? Tamam. Tekne kaç para bunun masası 5000 lira. Bir de şöyle düşün abi. Yani tekne büyük görmüyordur ki. O da yani var. Kendi doğru. Alanı vardır. Görmüyordur. Arkada 200 metre tekne nerede göreceksin ki kim var teknede? Biri boğulsa onun da farkına varmazsın. Yani hiç bence rahat. Mutlu mu yani Acun sizce? Bence mutlu misiniz? Kızım şey. Manyak mısın? Şaşırtmacılı soru mu ne? Şaşırtmacılı. Mutlu peki, tabii abi. Peki %100 kişiden kaç kişi Türkiye'nin en mutlu erkeği Acun Ilıcalı'dır demiştir. 78. %78. Çok teşekkür ediyorum. Sen siktir et boşver. Bakma bir şeye. Yani demek ki Tarkan da mutludur diyorsun. Tarkan evlendi oğlum artık. Onun mutluluk seviyesine azıcık düşüş vardır. Çocuk var, sorumluluklar var, okul masrafları tabii. Falan. Yani ben kendimden biliyorum. Okul alıyor Tarkan. Muhtemelen çünkü o da bir masraf. Ya da okul Tarkan'ın evine geliyor. Yani ha, belki durum. De öyledir. Ama yani çok büyük bir yüzde var burada abi. Burada da lütfen eşdeğer bir şey söylemeyin. Ne ha. Dersiniz? Kim söyleyecek önce? 91 diyor. 91. Evet abi. 80. 80. Giray 1-0 önde alkışlarınızla. %97 abi. %97. Oha. Hangi testi yaptıysam 89, 92. Diğer üçünü tanımıyor olabilirler. Bu nasıl bir oran ya? Abi öyleymiş yani. Vay be. Çok mutluyum falan hepsini değiştiriyorum admin. Yalnız yaşıyor olsanız yaşam alanınız eşinizle sevgilinizle birlikte paylaştığınız şu anki halinden çok farklı mı olurdu? Bekarken bir kızla beraber bir yere taşınıyorsun yani. Evet. Ev değişmeye başlıyor ya. Çok farklı olur muydu? Ne kadar farklı olurdu? Yüzde kaç kişi evet yaşam alanım hayvanat gibi değişmiştir demiştir. Hayır değişmedi diyenler var, evet değişti diyenler var. Sen evet soruyorsun. Yüzde kaç kişi evet soruyorum. Ben de erkek arkadaşımla bir 6 ay aynı evde kaldım üniversitedeyken. Yani onun evine taşınmıştım. Evi bıraktığım halde gelin evine falan dönmüştü ev. Yani öyle bir hale getirdi. Normalde köpek pislikleri, kedi pislikleri falan vardı bir odada böyle. Köpeği çıkarmıyor musun öyle şey mi? Ya şey, Aydın'da biraz böyle çok fazla hayvanların iç içe olduğu ortamlar çok fazla yok maalesef. Ya biz Aydın'da okuduk üniversiteyi. Ya bence %54 falandır. %54? Diyelim. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Siz de rahat rahat konforla oturabilirsiniz. Ben aslında tam olarak şunu soruyorum. Bir erkek tek başına bekar evinde kalıyor. Sonra kızla beraber bir eve geçiyorlar. Şimdi evet. Adamın da düzeni var. O düzeni o eve taşıyamıyor abi. Evet. Doğru. Normal olarak. Tamam yani olarak. Bambaşka bir şey köpek bu. Zaten hanımefendi diyor ki köpek boku götüremiyor. Gelin evine çevirdin mi dediniz? Evet. Genel eve çevirdin. En üzücü kısım oldu. Gelin evi. Ben de ilk ben öyle anladım. Ben bir ara genel ev anladım böyle bir irkildi. Ama hanımefendi ona müsaade etmez de düşündüm. Ben de öyle düşündüm. Ama gelin evi daha çok üzdü beni yani. Her yerin dantel adamı olduğunu. Adamı dantelle kaplamış. Sikile üzerine dantel atmalı. Gelin o dostu. Klozete dantel koyan vardı ya. Adam daha üzülmüştü. Kesin çok üzülmüştü. Net. Zeytinli kurdele saranları bilir. Evet. Mesela benim şeyler vardı abi. Dünyanın her tarafından topladığım
masklar vardı ama gerçekten dünyanın her tarafından toplum. Yani Çin'den, Endonezya'dan, bilmem nereden ya, Uzak Doğu'nun tamamından toplamış olduğum böyle masklar vardı. Onlar yavaş yavaş kapının önüne doğru gitmeye başladı. Yol şeydi böyle, hole gitmeye başladı. Sonra bir eve taşındık. Onlar gelmedi bizde yani. Kapıcıya gitti. Kaldı yani onlar ya. Yok, başka bir yere koydum artık yani. Anlatabildim mi? Buzdolabının üstünde her gittiğim yerden, ben çok fazla ülkeye gittim. Her gittiğim yerden şey alıyordum. Magnet alıyordum. Ve o magnet abi, belki de mesela Jakarta'dan magnet almışım baba, tamam mı? Yani belki oradan 3 doları almışım ama 1003 dolar da yerinde. Çünkü 1000 dolara da oraya gitmişim yani. Sonuçta her biri öyle. Bir daha ne zaman gideceksin? Çok ilginç bir bakış açısı. Ben böyle bir matematik yani görüyorum. Hani senin magneti bedava alman lazım bu mantıkla. Ayağınıza kadar gelmişim yani. Küçük iktisadi bir insan. Evet abi. 1003 lira diyor. Bütün dolabı onunla kapladım. Yere kadar onunla kapladım. Onu tabii eşim atmadı onları. Güzel görünüyor falan. Fakat abi çocuğumuz oldu. Yerde böyle sürünmeye başladı. Aman değmesin diye elinin böyle değdiği yerlere kadar kaldırdım. Onları böyle sardım, böyle paketleri bir yere kaldırdım. Sonra herif ayağa kalkmaya başladı tutunarak. Oraya kadar kaldırdım. Sonra herifin kafa basmaya başladı. Yeni şeyin üstüne gibi çıkmaya başladı, tamam mı? Hı. O zaman tamamen alt kapağı kaldırdım. Üst kapağı nasıl yetişemiyor diye. Sonra sandalyenin üstüne çıkıp onlara da yetişmeye başladı. Allah belasını versin bu durumu yani. Evet. Yani orada 20 bin dolarlık malzeme var abi. Hepsini sardım sardım kaldırdım yani. Öz cümle çocuk yapmayın mı abi yani şimdi? Yani ya magnet işine girmeyin ya çocuk yapmayın. Ben sorumu unuttum. Maskalısanız da evlenmeyin yani, o öyle bir şey yani. Karınız almıyor. Evet. Yani yatak odasının tam karşısında kocaman tahtadan oyulmuş ejderha kafası görmek istemiyor kadın abi. Niye anlayamıyorum. Haksız da sayılmaz da yani. Ama ejderhalar o kültürde evi korurlar yani. Aha, işte o kültürde. O kültürde. Kilit cümle bence burada. Doğru. O arkama gelmiş. Yenge Show. Shining filmi gibi belirli orada. Evet abi. I'm home. Ama her başarılı erkeğin arkasında bir kadın mı? Evet, ama duvarın arkasında. Beraber yaşayınca değişir diyenlerden, evet diyenlerin oranı. Evet abi. %68. Peki. Ben o kadar değişir diyen olduğunu düşünmüyorum. %35. %81 ile 1-1 Doğan eşitliği yakalıyor. Teşekkür ederim. Evet. Bizim Twitter'ın en büyük problemi sizce hangisidir? Tamamen ben şıkları ben yazdığım için çok kısa 3 tane şık yazdım. D ekini ayrı yazmayı bilmeyenler bizim Twitter'ın en büyük problemlerinden bir tanesi. Gerekli gereksiz her şeye duyar kasanlar. Çalıp kopyalayıp yapıştıranlar. Ben şahsen D2'ni ayrı yazmayan insana saygı duymamaya başladım. Yani bu Twitter yüzünden hakikaten. Gerçekten D'yi ayrı yazmayan insandan nefret ediyorum abi. Harbiden yani. Bence bayağı, en büyük problemim bu. Nefret bayağı. Nefret ediyorum yani. Çünkü cahil cühela bir insandır yani. Bunu ayıramıyorsan dahi anlamındaki D'yi ayrı yazılır. Ayıramıyorsan. Benim evimin şu anda karşısında var. Biz de merak ediyoruz yazıyor. D birleşik. Ve böyle her gördüğümde böyle vaa oluyorum. Yemin ederim ya. Hatta geçen bir story'de paylaşmıştım. Karşısına geçip bağıracağım, ayrı yazılır lan diye falan. Hemen boya ya. Ya işte ama öyle, hala biz de merak oldu ediyoruz diye. Belki biz duruyor de merak ediyorlardır. Onu diyen de çok oldu, inanmadım ben yani. Hani ondan, bize gelin anlamında, biz de merak ediyoruz işte, buyurun. Ya işte bu yeni mekan açılacak, ilgi çekmeye çalışıyorlar muhtemelen ha, ama yanlış imlarla ilgi çekiyorlar. Gerekli gereksiz her şeye duyar kasatlar. Tabii ki yani. Her ortamda. Ne yazarsan ya, linç yiyorsun abi. Tabii, evet evet. Hiç linç yemedim ya, Allah nasip eder inşallah bir gün. Hiç mi yemedin? Yani öyle küçük linçler. Ha, küçük linçler. Onu küçük linçler yapın. Ben küçük bir linç şeyde yedim. Iron Man öldü ya. Ha, çok oldu artık söyleyebilirim yani. Iron Man öldüğünde baba Posta gazetesi yazdı. Yani o kadar bekledim artık. Tamam mı? Yani yazmadım. Film çıkmış en sonunda herif ölüyor abi. Ben de çok üzüldüm. Filmde ben de ağladım bitişinde. Geberdim ağlamaktan. Ondan sonra vallahi billahi. Ne kadar duygusal bir adam. Oğlum bak. Iron Man öldü ve sen ağladın mı bu yaşta? Yani? Baba ben sana şöyle bir şey söyleyeyim. Duygusallık seviyesi olarak söyleyeyim. Bak karım burada. Bak ne diyor? Avatar'da. Ben Avatar'da hüngür hüngür ağladım ya. Sen bahane arıyor olabilir misin ağlamaya? Film denk geldi, filmi ağlayayım. Hayır bak böyle. Teknolojiye bak ağladım ya. Teknolojiye. Net ağlayası varmış ya. Abi böyle. Kimse görmesin diye de 3D gözlüğün altından böyle siliyorum böyle. Nurgül fark etti. Niye ağlıyorsun? Teknoloji yap. Oğlum çok manyak değil mi film? Çok etkilendim yani. Üngür üngür ağladım tabii yani. Tabii ki de hani tabii ağlamak
Ben en son Sezercik'te falan filan gitmişimdir. Yani o. Vay be. Neyse Iron Man artık üzüldük falan filan. Başına sağ olsun bu arada. Yazıyı. Valla duymadık bir şey yapardık. Abi. Demir gibi adam mı? Nasıl bak, benim tevellüt eski. Freddie Mercury öldüğünde o kadar çok ağladım ki. Şimdi o bir iş yerinde çalışıyordum. Freddie Mercury öldü abi. O kadar çok ağladım ki insanlara izah edemediler. Arkadaşlarım biliyor, çalışan arkadaşlarım. Anneannesi öldü dediler. Yani o kadar ağladım. Yerlere atıyorum kendimi falan böyle. Çok queen bir kadın. Gidemedim falan diye. Abi internette bayağı bildiğin Iron Man yazınca ilk çıkan böyle Iron Man'in suratına herifler böyle çok güzel bir illüstrasyon yapmışlar. Bir damla gözyaşı koymuşlar. Bu da hiçbir şey gösteriyor mu? Gösteriyor. Biraz gösteriyor ama. Sadece onu koydum abi. Ve o ağlayan emojiyi koydum. Oğlum bir linç yedim durduk yere. Ne söylüyorsun? Spoiler diye. Veriyormuşum da. Seyretmemişlermiş de. Bilmem neymiş de. En yakın arkadaşlarım takibi bıraktılar falan. Aa. Ondan sonra. O acıymış. Bilmiyorum. Evet. Buna ağladın mı? Ona ağlamadım. Çok çok üzüldüm. Iron Man'e bile gözyaşı koymuş. Evet. %43. %43. O kadar hazırlandı. Bir kalkta otur. 43. Çok teşekkür ediyorum. Siz de rahatınızı hiç bozmayın. Çok sağ olun. 1-1 şu an durum. İlk sorunda da beraberiz. D'da şıkkı var. Bu var. Ama sen buradaki oranı soruyorsun. Evet. Bir de çalıp kopyalı gibi yapıştıranlar var tabii. O da önemli, o da tabii, bir şey. O... Sen hep en yüksekleri mi soruyorsun? En yüksek olanı. Yok. Biraz sonra öyle sormayacağım mesela. Bu öyle mi mesela? En yüksek bu öyle. En yüksek bu problem. 44. 44. 61. Evet abi. 61. %67. Giray kazanıyor arkadaşlar. Alkışlarınızla. Karşı cinste dikkatini ilk ne çeker diye sordum. 2546 kişiyi yanıtlamış. Neden işte değil mi? Yani evet. Türkiye'nin sosyolojik yapısı ortaya çıkıyor. Karşı cinsi duyan tıklamış. Evet abi. Aynen. Soru var. Of soruya bak, erotik soru. Karşı cins diyor. Kız var. Cins. Cins deyince saldırıyor. Gözleri bakışları, dudakları gülüşü, vücudu. Sana zaten bildiğin yerden geldim. Ben gerçekçi adamım. Çok merak genel ediyorum. Havası abi genel. Genel havası mı? Marka model gibi öyle. Genel bir tampon bir şey. Genel. Abi, genel bir havası. Daha abi şimdi şöyle çok şıklı... yakışıklı olmuyor. Aurası mı diyor yani? Aurası ha, ya. Al beni. Evet. Yani. Yakışıklı değil ama içeri girince bir hissettiriyor abi, ya abi. İtalyan arkadaşlar bunu yazarken şunu düşündüm. İtalyan arkadaşlarım var. Türkiye'de yaşıyorlar. İtalyan herifler. Oğlum heriflerin kaşını gözüne falan baksan vallahi çirkin ha herif. Böyle kazma böyle askı burun var herif. As böyle durur herif tamam mı? İşte genel ama, havası. Ama herifi bir gör abi. Oğlum nasıl yakışıklı bir herif gibi geliyor. O şeyden böyle, abi. Jest, çikim mimik, bir şey yani. Komançe, ne o, ne yapıyorlar abi. Şunlar evet, falan. Evet, onlara bizim... böyle kısa paça falan çok yakışıyor. Bize yakışmıyor. Kısa paça kimse olmuyor Allah yani. Baya ben bakınca kendime Çankırı'yı görüyorum. Ama şimdi sen hani, oturdun diye. Ben oturdum diye. Çok kısa değil senin. Çok kısa değil. Ben evet, şuradakilerden bak. Köz getiriciler var. Köz getirici çok kötü ya abi. Ondan da soracağım. Tamam. Peki genel havasını mı sorayım, vücudunu mu sorayım, dudakları mı sorayım, gözleri mi sorayım? Onu seyirci karar versin. Evet. Nasıl hadi politik? Seyirci karar versin. Hanımefendilerden bir tanesinden ya da siz orada hazır mikrofon oradayken. Hadi ne olur. Mesela hanımefendi neye bakıyorsa onu onu evet. Şey olsun. Ayağa kalkar mısınız? Gözleri mi yani gözleri dudakları mı? Pardon. Gözleri bakışları mı? Dudakları gülüşü mü? Vücudu mu yoksa genel olarak? Vücudu. Bravo. Genel bravo. Olarak vücudu mu? Gerçekçi olan. Herkes diyor beni içeri çekiyor. Gözleri falan. Ne gözleri ya? Peki vücudunu yani soruyoruz o zaman. Yani göz oranı vücutta az ya. O yüzden hani ilk ha, göze çarpan. Ama şey. Evet. Böyle bir yaklaşım olabilir bilimsel mi ya? Olur, niye olmaz? Göz oranı... Sende göz var derler ya oğlum. Kötü şaka can aldı. Total hayvan ya. Stüdyoda gerginlik. Abi göz ama göz vücutta küçük olduğu için ben vücuduna bakarım çok tuhaf bir cevap değil mi Allah aşkına? Şu an anda... göze baktın bitti tamam, tamam baktın sana da o da sana bakıyor mevzu kapanıyor ya sonra evet. Şu oluyor işte yani. Evet yani evet. Söylüyor ya sana gelen bir şey var. Bana gelsin inşallah diye. Kahve kolu bakar ya sana gelen bir şey. Üç vakte kadar gelecek muhtemelen. Yani vücuda bakılır. Ya en şey azından oluyor. Ben vücuda bakıyorum. Evet. Peki. Şey oluyor böyle mesela böyle ilk bir göz oluyor yani ilk geçişte göz. Sonra bir süzme oluyor. Haklı evet. Yani o anlamda. Tabii canım ilk göz biz de böyle vücudunun tamamına bakmıyorsun ya. Belli yerlerine bakıyorsun ya sonuçta. Yani. Abi bak dilime neler geliyor tutuyorum. Evet. Anladın kaşınma mı diyorsun? Ya evet ya yapma. Hani üçüncü sorudayız. Beşe bir gelelim ondan sonra yani. Çok teşekkür ederim. Bir yüzde alacağız. Vücudu diyenler mi? Madem vücut tek dediniz oradan gidelim. %42 falan. %42. Değil yalancıdır bu millet. 3 falan çıkar o.
gözü falan diyecekler mi? Kesin. Dudaklar, eller, göz. Gerçi internet olduğu için rahatlardır da. Ha, o da olabilir. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Siz de rahatınıza bakın. Vücudunu oyluyoruz. Vücudu oyluyoruz. Kim öndeydi? Sen öndeydin. O zaman sen gözler, söyle. Gözler. Ben 12 diyorum. 12. Çok kritik ya. Evet. Bir kaş göz yapsan da ben alt ipucu alacağım oradan. 3-1 olsa kapanmaz ha. Yürürüm orada. 3-1 olursa baştaki soruyu Doğan'a veririm, olur mu? Tamam. İşte bu, işte bu. 16. Sen 12 miydin abi? %22 ile Doğan yaklaştı arkadaşlar. 2-2'yi yakaladı. Demek ki yalnız değilsin bak. %22'de. Zaten şöyle çıkmış yani. 24, 22, 22, 32 çıkmış ama genel hava 32 çıkmış. Evet. Hangi erkek giyimi sizi hayattan soğutur? İşte arkadaşlar var. Uzun parlament. Dar paça pantolon, çorapsız mokasin ayakkabı. Arkadaşlar var ya, köz. Çok zor, çok zor. Köz arkadaşlar. İçine bari babet giymişsin yani. Değil mi ya? Çok sıkı sıcak. Kısa kollu kareli gömlek, kumaş pantolon. Ha. Kısa kollu gömlek de çok şey yani. Evet yani de babalarımızın hepsi öyle. Evet, çok alışılmış bir figür. Çok yakışıklı, çok six pack bir herif giyince oluyor. Ama normal vücut giyince dede gibi oluyor yani. Evet, yaşlandırıyor. Hemen bir SGK canlanıyor. Evet, evet tabii. Evet. Aynı. Tişört, kargo cepli pantolon, bol pantolon. O tatlı. Ben bunların resimlerini de koydum buraya da insanların gözünde canlansın diye. Buralarda olacak mı şu anda? Resim var burada şu an. Hani olacak anlamında. Pantolon askılı herhangi bir kombin. Var mı aramızda böyle bir insan? Yok değil mi? Yok. Peki seninki sayılmaz, sen sıvamışsın çünkü yani uzun kollu olup onu sıvayabilirsin ama direkt kısa kollu yok, bir de yok. Geniş oluyor ya böyle kısa kol. Bir de senin kareler falan modern o var ya o hani. Evet abi. Daha evet. Böyle. Çok da yakışmış bu arada. Çok bir de adam olmuş. Da yakışıklı o zaman düzgün evet. Oluyor. Aynen i̇şte öyle. O biraz da şeyle kimin giydiğiyle ilgili tabii. Yani. Yani sen ben giysek olmuyor da abiler giyince oluyor. Kibarlığından ben dedi yoksa direkt bana dedi yani. Sen ben. Yani. Ben cılız çıktı. Sen ben. Ben burada şeyi soruyorum. Dar paça pantolon yani köz abilere soruyorum. Hangi erkek giyimi sizi hayattan soğutura? Sadece kadınlar yanıt versin dedim. İnşallah onlar yanıt vermiştir. Köz abiler yani dar paça pantolon, çorapsız mokasin ayakkabı diyenler yüzde kaçtır? 65. Evet. Evet mi? Hayır. Tutturmuş gibi oldu. 48. Doğan kazanıyor alkışlarınızla. 3-2, %78 arkadaşlar. Ya kendi bildiğim şeyde yanılıyorum ya. Benim alanım, moda. Türkiye'nin sizce, soru da yanlışmış. Türkiye'nin sizce hangisi güzel? Vallahi bilmiyorum. Allah belanı. 51. Anadolu. Altına da bir şey yazmamışım. 7200 tane manyak da bunu yanıtlamış. Şöyle Türkiye'nin güzel bir sinirim bozuldu ya. Ben çok çok buna ya. Talep olması çok. Evet abi çok saçma. Türkiye'nin sizce hangisi daha güzel bir de? Postmodern. Marmaris diyenler var. Elçin Sangu diyenler var. Var gerizekalı bir şey. Zeynep Farah Abdullah. Farah Zeynep Abdullah da olabilir. Öyle mi? Bu sorunun Allah belasını versin. Vallahi ters hiç olmamış gibi. Abdullah mı kadın Marmaris, adı? Şimdi Abdullah Sabit, Abdullah Cepte. Cepte. Soyadı mı Abdullah? Soyadı Abdullah. Soyadı Abdullah. O zaman Zeynep ve Farah olsun ya. Abi sen Zeynep diyorsun ben Farah diyorum yani gibi düşün. Öyle düşün. Sen ama niye Farah diyorsun hepimiz Zeynep diyoruz. Siz Zeynep mi diyorsunuz? Ben Farah Zeynep sakınca diyorum. Sakınca mı var? Zeynep Farah deyince bakmıyor mu? Farah abi? Zeynep ama doğru. Zeynep Farah farklı bir insan. Vallahi. Onun da mı soyadı Abdullah? Kesinlikle. Abdullah belki başka bir şey. Bir de Burçin Abdullah var. Burçin Abdullah var. Popüler bir soyadı Abdullah. Farah Zeynep Abdullah. Evet. Elçin Sangu. Serenay Sarıkaya. Çok özür dilerim. Abi böyle yapıyor. Hayır. Şuradan girse hedi oluruz hepimiz yani. Ha hayır. Kim yapıyor? Bana Elçin o demeyin. Abi. Bak. Bütün saydığın kızlara böyle yapıyor. Hiçbir şey onaylamadı. Bir de sana bir şey söyleyeyim mi? Bak şurada bu kadar kadınla erkekle oturuyoruz. İki tane abazan gelen tek insan. Elçin Sangu'yu mu beğenmedin? Serenay Sarıkaya'yı mı beğenmedin? Abi orada favorim benim Farah Zeynep. Ha sen Farah şıkkı Zeynep bekliyorsun. Değil, Zeynep Farah. Ha pardon. Farah Zeynep. Doğru mu söylüyorsun? Doğru söylüyorum. Farah Zeynep. Evet abi. Doğruyu da kabul etmiyor. Ne dedi o bir şey diyor. Abdullah yani. Abdullah yani, diyeyim. Aralarında en güzeli olduğu için diğerlerini çok şey yapmıyorum yani. Bir de Beren Saat. Sarıkaya güzel değil mi diyorsun? Yok be abi abartıyorlar ya bence. Sağda solda konuşma bunu. Bak burası dost meclisi. Başka yerde götürürler. Dilin tutulur yemin ediyorum. Ben bir kere gördüm. İkiye bakamadım dönüp. O gözlük orada. Tamam çekmeye be. şimdi buradan abi
yüksek çıkanı soracağım. Kim yüksek çıkmıştır? Para seni. Serenay için Serenay. Dördüncü çık yok değil mi? Dördüncü Beren Saat. Ha Beren Saat. Şimdi o bir karıştırdın kafamızı. Yani Beren Saat. Yani evli farklı kadın oğlum. Ama güzellik canım yani. Ha, tabii. Şimdi şey de evli ama ben Arzum Onan da evli Mehmet abi. Arzum Onan yok burada. Allah belanı vermiş. Yani örnek 50 yaşında bir insan. Hülya Koçyiğit de evliydi ama ya. Ama mı kaldı yani? Abicim şimdi ben çok güzel kadın olarak bence güzel bir kadın yani. Tabii. O yüzden güzellik olarak hani arkadaşın hiç yapacak ne diyorsun? Ajda Pekkan bu ara zaman... iyi bakıyor kendine tabii, son 25 yıldır. Ya şurada şimdi neyse ben bekarım diye üstüme geliyor şu anda öyle yapıyor. Ben isterim Ajda Pekkan'la bir çay içmek yani. Evet abi burada kazanan kimmiş biliyor musunuz? Beren Saat'miş arkadaşlar. Popülist evet. Olmuş biraz. Ben vallahi Elçin Sangu derler diye düşündüm. Elçin'i de onun için koydum. Elçin çok yakın bir arkadaşımız bizim. Hatta buraya seyretmeye geldi sağ olsun. Ben Elçin'i çok beğeniyorum hakikaten yani. Çok evet. Çok beğeniyorum. Elçin çıksın dedim ama çok yakın bir şey. Hepsi birbirine çok yakın çıkmış. Bir defa. Biz Kopan yok. Biz evet Beren Saat'i soruyor. Hepsi birbirine oradan yakın dedi. 4 çift. Evet lütfen alabilir miyiz? 32 diyorum. %32. Güzel bir tane. Siz rahat rahat oturun. Vallahi gitti. Yok gitti. Siz rahat rahat oturun. Yaklaşma rakamınıza bakın lütfen. Vay be. Vay be. %60 iyiydi. Hayvan gibi de ipucu verdin. Anladık anladık. 40. Ben sözelciyim de. 69 be. Yakın olsun dedi. 4 çıkar hepsi birbirine yakın 80. Çok iyi tahmin ya. 32. 31. Gönlünden geçeni söyleyelim. 33. Tam bildi. Alkışlıyoruz. Alkışlıyoruz tam bildi. Ben sizi tebrik ederim. Çok iyi. Evet, tamam. Evet. Ama 32 zaten ben diyecektim. Evet. Ben 29 diyecektim. O oran gelince bir şey oldum yani. 31'e çıktım. Zaten sen niye orayı orayı diyormuşsun. Evet. Kaç oldu? Güzel kaç oldu şu an? 3-3 oldu. 3-3 oldu. Hayatınızda hiç türbeye gidip manyak gibi. Ajda Pekkan'dan buraya geçmek sert oldu bana şu anda. Hayatınızda hiçbir türbeye gidip herhangi bir şey dilediniz mi sorusuna evet diyenler yüzde kaç kişidir? 200. Ben ne kafayla hazırlamışım bunu. Tabii. Yani bence çoğu insan gitmişti. Yani %50'den fazla olduğunu düşündüğüm için %58 diye bir oran söylemiştim. Evet. Hanımefendi bir yaklaşmıştınız değil mi siz? Tamam o zaman devam ediyoruz. Çok teşekkür tamam, ediyorum sağ olun. Yakın yine cevap. 3. 58. 60. 60. Gittim diyenler. Evet. 46. Vay be hem bu kadar türbeye şey yaptın ve 3 yaklaştın ve kazandın Giray kazandı. Konuya hakimiz de. Türbe olayına hakim adam. Allah'ına bin şükür. Buradan çıkıyor Hazreti Yuşa'ya gidiyorsun. Sabah adadım inşallah doğanı yenerim diye. Eski sevgiliniz bir eşya olsaydı hangisi olurdu sorusuna. Pırlanta bir yüzük. Tabii ki çok düşük bir yüzde. Kişisel gelişim kitabı diyenler var. Üstüne basılmış eski bir ayakkabı diyenler var. Yani burada şık belli gibi sanki. Evet, evet. Şık belli. Yüzdesi yüksek. %74. 74. Çok teşekkür ediyorum. Eski sevgili kötü bir şeydir yani. Kötü insan. 94. Pis. 94. Ben eski sevgililerimi hatırlamıyorum bile yani hiç. Hiç ilgim yok. Yıllar soruyu da anlamadım diyorsun. Ne yazmış? 88. Buraya ilk sen vardığın için 6-5 oldu. 4-4'te onu çektik. Doğan'a verdik. Evet. Dolayısıyla şu an durum 5-5. İşte bu. İnanamıyorum. Evet abi. Alkışlıyoruz. Alkışlıyoruz. Bilip bilip beraberliği yakalıyorum ne manyak şey. Evet abi. Kaç ne yapsın yani çocuk? Evet. Ha onu mu söyleyeyim? %81. O zaman final sorusu kabul ediyor musun yani? Sonuçta arkadaşım tabii be abi ya. Tabii tabii. 500 lira için birbirimize böyle şeyler hiç mi? Hiç ya. 250 sana vereyim. Evlilik aşkı öldürüyor mu sorusuna doğru insansa asla dedim ben aşkım. öldürmese de süründürüyor diyen bazı hiç tanımadığımız insanlar var. Güzelmiş. Tek vuruşla alnından diyenler var. Öldürmese de süründürüyor diyenler aranızda evli varsa yüzde kaçtır? Evlilik aşkı öldürmese de süründürüyor mu? Yani ben öyle düşünmüyorum ama bence onu diyenlerin oranı yüksektir. Yenge yanında değil mi? Yenge yanında. Aynen bence. Farah Zeynep'e sormak lazım. %72 diyorum ya. Öyle düşünmüyorum ama %72 diyorsun. Aynen. Süper. Teşekkür ederim abi. Ha. Up up yapalım. Tam up up zamanı. Hadi 1, 2, 3. Up up.
Aynı anda mı söyleyeceğiz? Bir. Dur çok. Oğlum up yapıyoruz lan. Yoruldu lan insan. Bayılırlarmış lan. Ne düşürdün? Ha, siz mi düşürdünüz? Hadi. Bir dakika. 1, 2, 3 diyeceğim. Hadi. 1, 2, 3. 64. Giray Altınok kazanıyor. Kaçıncı kez artık ya? Arkadaşlar ben boşanmış birisi olarak konuşuyorum. Hakimsin. Belgelerim var. Yemin ederim bak. Tebrik ederim. %56 abi. Yani hem de yani bayağı çoğuna zaten hayvan gibi yaklaştın. Hakkınla. Teşekkür ederim. O zaman şu ödüllerimizi takdim edeyim hemen. Önce izleyicimize 50 liralık hediye çekimiz gidiyor. Dileğiyle kullandın. Çok teşekkür ederim. Bizim önde mi olunca hemen bitiyor bu. Öyle oluyor. Size de naçizane 500 liralık bir hediye çekimiz var. Güle güle harcayın, 250-250 kırışın. Eyvallah. Yani, teşekkür ederim. Tabii. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Çok mersi. Ayaklarınıza sağlık. Bütün yaz gelmeyip bugün geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet, yani inşallah güzel bir sezon olsun sizin için. Eyvallah. Her zaman bekliyoruz. New TV 101'deyiz arkadaşlar. Doğan ve Giray'ı çok şahane, çok komik, çok beğendiğim iki oyuncu arkadaşımı ağırladık. Çok güzel güldük, eğlendik. Çok teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Tekrar. Eyvallah. Tekrar. Herkese teşekkürler. Çok keyifliydi. Buradan Faraz Zeynep Abdullah'a.